PowerPoint kısmını PDF'e çevirdim sizin için. Nasıl olur? İleriki ben ileride çevirmem. Karışıklık olur. Abi bize ne kadar oldu? Ondan dolayı şey bulunsun. 3 bin lira borcu olan abimiz. Ona telefonunda bulunsun. Bu programlara ne yapmış? Verdiğini konuştu. Ders çıkarken. Kuyusun benim dersim şeyde tahtaya geçip. Yazarak olmayan mutlaka bir meyvesini yiyecek ama inada bak. İnada bak. İnada bak. Ağza bak. Aç ağzını. Heh. Bir iki kere inat ediyor. Tadını alınca açıyor. Bu ne, bu bir uyku bandı ama ben bunu ne olarak kullanıyorum biliyor musunuz? Şöyle şu tişörtlerin hep böyle buraları hep açık. Apaçık. Gece böyle bakıyorum, hep böyle buraları buz gibi oluyor. Ben de bunu takıyorum böyle. Burasına sokuyorum. Oh mis, sıcacık oluyor. Tabii bunu ters yapıyorum, böyle yapmıyorum. Ondan sonra şöyle tam burasına denk getiriyorum. Çok güzel sıcacık oluyor valla. Benim gözlemlerim. Böyle nasıl? Ay! Peki böyle kartal nerede? Kartal beni ne bulamaz ki? Hiç duramıyor, hiç duramıyor hiç. Hadi şimdi de çıkar. Hanimiş, hanimiş. Yamul bir şey olmaz anneciğim, bir şey olmaz. O rahatsız olacak zaten, şimdi çekecek. Kartal bizi bulamaz ki. Heh, üstünü değiştireceğiz. Soyununca bu kadar da mutlu olunmaz ki ya. Bence banyo yapacak sanırım. Çok mu mutlu oldun sen? Ha? Ha? Söyle. Söyle. Ha? Evet. Ne yapıyor ablan seni? He? Ne yapıyor? Elini yaladı, sonra benim saçıma sürdü. Tele tükürüklerin faydalı mı? Pepemsin, hayatımda neşemsin. Sen benim balımsın. Sen benim canımsın. Hayatımdaki pepemsin. Ben onun için kim çok özledim seni. Özledim seni. Bir bebek gibi. Nereye bakıyor acaba? Sen benim canımsın. Sen benim balım. Özledim seni. Özledim seni. Özledim seni. Bir bebek gibi. Özledim seni. Sen benim canımsın. Sen benim balımsın. Bir tanecik pepemsin. Hayatımda neşemsin. Sen benim canımsın. Sen. Yine bu dizi başladı ama ben izlememek için kendimi zor tutuyorum. Çünkü yeniden bu kadar üzülmek istemiyorum. Çok güzel bir dizi. İzlemeyenler mutlaka izlesin. Saat geç oldu. Hadi gelsene, eve bırakayım. Annem merak etme. Yaşıyorum. Ay kolum. Bana haksızlık ediyorsun. Evet biz taktık
takıştırdık maskelerimizi. Alışverişe gidiyoruz. Kartal uyuyor. Onu Asya'ya bıraktık. Onur'la birlikte gidiyoruz. Hem bizim burada pazarımız var. Tabii sadece sebze meyve kısmı var. Ondan sonra bir de işte marketten alacaklarımızı falan alacağız. İhtiyaçları alacağız. Geleceğiz inşallah. Hava da güneşli. Güzel görünüyor ama gerçekten soğuk ve rüzgarlı. Ah, kenara geç. Resmen teğet geçti beni. Araba uçuyor. Elinden bıraksa gitti. Rüzgara bak ya. Biz geldik, aldıklarımızı hemen attık balkona arabayla. Bunlar da maskelerimizi de şöyle yıkadık, buraya astım. Şimdi Kartal'a kayısı aldım. Aldıklarımızdan şunları sadece aldım. Şöyle şunun bir yine öyle bir alacağım şeyle, kolonyayla. Bu dolapta duracak. Balkonda duracağına dolapta dursun bu. Çünkü güneş falan geliyor. Ne olur ne olmaz. Ondan sonra evet, Kartal'a şundan aldım. Siz de çok söylediniz. Kayısının gün kurusu olanı, güneşte kurutulmuş olan. Şimdi bundan bakalım, iki tane kaynatacağım. İnşallah iyi gelir. Çocuk kaç gündür hiç kakasını yapmıyor. Böyle çok azıcık şöyle şöyle parçalar yapıyor. O da her gün yapmıyor onu da. Ya bir zoru yok gibi görünüyor ama bilmiyorum ki, ben de yani yapması lazım. Üzülüyorum. Şimdi şunu bir kaynatalım bakalım. İnşallah bu bir, tabii bir günde iki kere mi vereyim bilmiyorum. Ona bir bakacağım internetten. Birkaç gün devam edeceğim. İki tane kayısıyı haşladım. Şimdi soyacağım, ezeceğim. Yedireceğim bakalım, inşallah yer. Kabuklarını aldım. Şöyle bir ezelim bakalım. Hadi bakalım, gazamız mübarek olsun. Yedirelim bakalım ne olacak. Herkese merhaba. Şimdi alışverişlerimiz balkondan getirdik artık. Akşam oldu. Beklediler. Şimdi marketten birkaç parça bir şey var. Onlarla başlayalım. Sonra pazar alışverişi yaptık. Bu sefer pazar alışverişini çok yüklü değil ama sebze olarak biraz fazla yaptım. Çünkü pazar kurulmayacak dediler haftaya. Bakalım, bilmiyorum. Annemin orada da öyle bir şey demişler. ne yapıyorsun? İçeride şarkı çalıyorlar. Annemin orada da öyle bir şey demişler. Bilmiyorum, bakalım ne olacak, haftaya göreceğiz. Şöyle hemen bir tane kola aldık marketten. Bunu şöyle alalım. Bir tane de Lipton Ice Tea. Ben genelde şeftali seviyordum ama kayısı ve şeftali karışığı çıkmış. Çok çok güzel. Artık bundan alıyorum gördükçe. Bir tane bundan. Ondan sonra açarız. Bir tane el sabunu aldım. Bu Viking markasının şeyleri var ya. Hani böyle bulaşık, yok bulaşık değil, işte mutfak temizleyici bilmem ne, bu sabunu var mıydı daha önce bilmiyordum. %98 doğal bilmem ne falan filan. Ama şeyi çok hoşuma gitti, orkide ve gardenya. Gardenya kokusunu ben çok ama çok 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 severim. Bakayım aynı koku mu? Gardenya. Evet, gerçekten o koku. Bakayım. Levent etilerle çalışırken en son işlerimi, ondan önceki bir işlerimde bahçesinde vardı. Çok güzel. Gardenya Barbie'nin evinin önü. Herkesin gardenya ile ilgili bir hikayesi var.
Çok güzel gerçekten. Mükemmel bir koku. Bence şişesi de şık. Böyle bile kullanılabilir yani. Şöyle bir şeyi var. Hem de bunlar bilmiyorum önceki fiyatı var mıydı ama 5 liraydı. Çok iyi bir fiyat. Bunu da böyle kenara attık. Ver anneciğim. Anneciğim elini hiçbir yerine sürmüyorsun yine de. Şöyle bir tane. Nasıl vereceğim? Hiçbir yerin. Böyle vereceğim. Üfleyerek. Kendi hiçbir yerine, eline, yüzüne, gözüne. Gerçi bunlar bayağıdır balkonda duruyor ya. Ondan sonra bir tane Kemalpaşa tatlısı aldık. Bunu yaparız bir ara markete gitmişken. Bir tane tas salça aldım. Salça var, daha yarımdan fazla salçam var ama bu da işte 9 liraya falan inmişti. İnmişken alayım dedim. Ops, onları Asya'cığım balkona götürür müsün? Hadi bir tanesini. Bir tane, şöyle iki tane soda aldık. Şunu hemen balkona kenara koy. İki tane soda aldık. Şunu da şöyle koyalım. Ve marketten son parça havlu kağıt. Bu Familia'nın bir de Papya'nın vardı. En uygunları bunlar. Altılısı 9 küsür 10 lira falan bir fiyatı var. Yani tanesi 1.66'ya geliyor. Tane fiyatına bakınca en uygun olanına bakıyorum. Ama tabii şöyle en uygun olup da böyle çok yumuşak kötü olunca da o da hiçbir anlamı olmuyor. Çünkü bir tane yerine iki tane kullanıyorsunuz. Aynı hesaba denk geliyor. Ah, diyeceğim. Familia Plus 3 katlı. Ne bu? Kağıt havlu aldım. Şunu kenara alalım mı anneciğim? Şimdi hemen pazardan aldıklarımıza geçiyorum. Bir dakika. Şöyle çeri domates aldım. Normal domates bayağı ucuzlamış. 2,5'a 3 liraya falan güzel domates var. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Asya. Nasıl? Çok güzel değil mi? Senin için pek bir şey ifade etmiyor ama gerçekten çok güzel. Şöyle çeri domates aldım. Kilosu 8 liraydı. Pazarcılar şey diyor. 8. Şeyler çıktı diyor. Ne diyorlar? Bahçe. Bahçe domatesi çıktı dediler diyorlar. Şöyle birazcık salatalık aldım. Çok almadım çünkü birazcık daha vardı. Salata için bir değişiklik olsun dedim. Bayağıdır hep havuç salatası falan yapıyoruz. Şöyle göbek değil. Kıvırcık aldım. Ondan sonra sebze 1 kilo kavak aldım. Ya. Evet geçelim asistan. Ya, evet. Ayşe kadın çıktı. Yarım kilo Ayşe kadın aldım. Zeytinyağlı yapacağım inşallah bunu. Fiyatlar. Bunun kilosu 12 liraydı. Daha böyle dümdüz, hani böyle içinde bir şey olmayan gibiler var ya. Onların çeşidini bilmiyorum. Onlar 10 liraydı. 15 liraya var. En ucuzu 10 lira herhalde. Daha ucuzu yok çünkü daha yeni çıktı. Aldık bakalım nasıl. Yapma. Ne yapıyorsun? Yoluyor. Eziyor. Şöyle çeyrek yine bir 2 haftadır yemiyoruz sonuçta değil mi? Şey aldım. Kapuskalık lahana aldık. Lahana yaparız. Ondan sonra şöyle menemenlik anneciğim bunlar. Biberim vardı ama yine gördük şöyle 10 liraydı kilosu şöyle kıl biberler. Yarım kilo biber aldım. En kötü doğrarım, dolaba da atarım bunları. Hazır olur. Daha lafım bitmeden şeyler geliyor. Şöyle 1 kilo kadar yine bir sebze, bir patlıcan aldım. Vallahi dediğim gibi sırf dedilerdi yani haftaya pazar yok, o yüzden aldım. Pazar olmazsa ne olacak? Onu da mı çıkardın? Çıkarmasan neyse. Evet çıkardım. Ne vardı çıkarttın ya. Doğru. Şöyle 3 kilo vallahi patates oldu 5 lira. 3 kilo patates aldık. Hazır dedim Onur'da varken taşıyalım. Çünkü ben böyle alıyorum 1 kilo 1 kilo yanında böyle başka şeylerle aldığım için ağır oluyor. Pazarlar kalkacak mı bilmiyorum. Pazarlar kalkarsa ne olur? Marketlerdeki fiyatlar 2 katı. Zaten pahalıdır market her zaman pazardan. Bir de başım ağrıdı. İki dakikada başım böyle şey oldu. Çünkü takıyordum, çıkarttım ya gözlüğü. Zaten pahalıdır marketler. Ne yapıyorsun? Sakladım. Bir de böyle bir durum oldu. Daha çok pahalaştı bence. Pazarlarda kalkarsa ne olur vallahi billahi bilmiyorum. Pazarlar kalkarsa ne olur biliyor musun? Bilmiyorum. Pazarlar yok olur. Zeka küpü maşallah. Maşallah zeka küpü ya. Neyse şimdi şuradan ben birkaç tane patates alıyorum. Hemen Asya'cığım bu patatesi nereye götürüyorsun?
Pazara geri mi götürüyorlar? Hayır annenin, bizim patatesimiz nerede duruyor? Nerede duruyor? Hı? Şöyle bir, şöyle şu boylardan 3 tane alacağım. Kişi başı bir tane hesabıyla yapalım. Çok, evet çok, çok. Evet. Şöyle 3 tane patatesim ben ayırdım. Bunu balkona götürüyorsun anneciğim. Balkonu yere koyuyor. Balkona yere koy. Sonra şu arabayı da götür kaldırarak. Nasıl olsa boş. Kaldıracaksın ama onu içine koydun. Olsun koydum. Tamam. Oraya koy, ben sonra onları toparlarım. Sonra geliyorsun, ellerini güzelce sabunluyorsun. Ben şimdi ne yapıyorum? Bunları yerleştiriyorum. Sonra ben de ellerimi sabunluyorum ve yemek hazırlığına başlıyoruz. Bugünün yemeği çökertme kebabı. Ah bakalım nasıl olacak? Gerçi et ve patatesin bir arada olduğu bir yemek kötü olma ihtimali var mı? Yok tabii ki. Ama olsun. Yine de uzun süredir yapmıyordum. Nasıl olacak diye merak ediyorum. Ben şimdi bunları yerleştireyim. Sonra geçelim çökertme kebabına. Hadi bakalım, görüşürüz. Ya. Asya. Hah, bunları da kedilere ver. Bugün bu saat oldu, unuttum kedilere şey vermeyi, salamlarını vermeyi. Aa, kazanla aynı renk. Hadi götür bunları, at kedilere. Evet, kamuflaj oluyorlar. Evet. Ay ay, ben başladım bunları yerleştirmeye.